Merhaba arkadaşlar. Bugün tek nokta konik perspektifte küp çizmeye devam ediyoruz. Önceki dersimizde ufuk çizgimizin alt kısmında ve ufuk düzlemimizin sağ ve sol tarafında bulunan iki küpümüzü çizmiştik. Bugün ise ufuk çizgimizde ve yine ufuk düzlemimizin sağ ve sol tarafında bulunan iki küp daha çizeceğiz. Daha önceki derslerimizde çizgi formlarından bahsetmiştik. Yine bu çizgi formlarımızı kullanarak küplerimin çizimine başlıyorum. Öncelikle küpümün bana paralel olan yüzeyini çiziyorum. Bu yüzeyi çizerken ana çizgi kullanıyorum. Daha sonra küpümün dört köşesinden kaçış noktama yardımcı çizgi formu ile çizgi götürüyorum. Evet, dördüncüsünü de şöyle çizdikten sonra hemen küpümün derinliğini veriyorum. Yine bu derinliği verirken de ana çizgi kalınlığında çiziyorum. Artık şuradaki yardımcı çizgileri de ana çizgi formuna dönüştürebilirim. Evet, küpümün görünen kısımları ortaya çıktı. Şimdi küpümün görünmeyen arka tarafta kalan kısımlarını kesik çizgi formu ile çiziyorum. Bunlar grubun orta kalınlıktaki ucuyla çizilen çizgilerdi, hatırlarsanız. Ve bu iki kesişen noktayı dik olarak birleştiriyorum. Ve birinci küpüm tüm çizgi teknikleriyle ortaya çıkmış oluyor. Hemen ufuk düzlemimin sol tarafındaki küpe geçiyorum. Evet, yine bana paralel olan yüzeyden başlıyorum. Şöyle biraz daha köşeleri tam denk getirmeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar ben bu küpümü diğer küpümden daha yakın bir mesafede çizdim. Ufuk düzlemime daha yakın. Çünkü burada şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir cisim ufuk düzlemime ne kadar yaklaşırsa onun derinlik kısmı o kadar azalır. Şimdi burada hep beraber görmüş olacağız bunu da. Şimdi bu küpümde de yine aynı şekilde her köşeden yardımcı çizgi formu ile kaçış noktama dört tane çizgi götürüyorum. Evet. Şimdi derinliğini veriyorum. Derinliğini verirken yine ana çizgi kalınlığında
veriyorum ve hemen şu kısımları da ana çizgi formuna dönüştürüyorum. Küpümün görünen kısımları ortaya çıktıktan sonra görünmeyen kısımlarını yine kesik çizgiyle grubunun orta kalınlıktaki ucu ile her iki taraftan da çiziyorum. Bunların tam yatay olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü tam yatay olmaz ise bu iki nokta, birbirini kesen iki nokta dik bir şekilde birleşmez. Evet, şuradaki kesik çizgilerimizi de belirliyoruz. Çünkü buralarda görünmeyen kısımlar bu. O yüzden bunlar kesik olması gerekiyor. Evet, bir de şuradakini unutmuşum. Bunu da hemen kesik çizelim. Evet, tam ufuk çizgimizde bulunan ve ufuk düzlemimizin sağ ve sol tarafında bulunan iki küpümüzü çizdik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere, hoşça kalın.